12 Ekim 2014'te yapılan Kobani olayları Türkiye genelinde yapılmıştı. Benim oğlum mevcut Hınıs ilçesinde hiçbir görüntüsü, hiçbir eyleme katılışla ilgili hiçbir delili olmadan siyasi iradenin kendisine şu an 28 yıl onaylanmış cezası vardır. Bu hukuksuzluktur. Adalete uygun değildir. Hiçbir delil de yoktur. Daha önce Patnos cezaevindeydi. Ondan sonra sürgünden gitti Erzincan cezaevine. Erzincan cezaevinde de çıplak arama yapacaklarını ifade etmişler cezaevi yönetimi. Bunlar direnince aynı gün gece darp edilerek Samsun Setipi Kavak Setipi cezaevine göndermişler. Şu anda Samsun Kavak Setipi cezaevinde sağlık durumu hiç iyi değil. Fiziki, psikolojik her türlü işkenceyi benim verdiğim vergilerle devletimize kadrolu hizmet eden gardiyanlar tarafından veya oranın iti amiri kimse, infaz hakimi mi veya cumhuriyet savcısı mı darp etmişler. Sağlık durumu hiç iyi değil. Endişe duyuyorum. Biz onlara fiziki işkence yapıldığını biliyoruz. Psikolojik işkence de yapıldığını biliyoruz. Hani çok özür dilerim. Hayvana psikolojik olarak söylenmeyen laflar mahkumlara söylenmiştir. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kesin çözüm olana kadar işin peşini bırakmayacağız. Bu cezaevi yönetimini bir tür bir vicdana davet ediyorum. Hakim olsun, savcısı olsun, cezaevi müdürü olsun, infaz korumlu memurları olsun, cumhurbaşkanı dahi bile olsun, kendi evladı varsa, kendi evladını göz önünde bulundurarak bunlara bir çözüm üretilmesini acilen istiyoruz. Yeğenim olur selamı üstünde. Sadece burada HADEP'te Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığından dolayı siyasi irade baskı gücüyle cezaevine alındı. Alındığı suçtan da beraat etti. Tekrar siyasi iradenin baskısı altında tekrar tutuklandı. Patnos cezaevine götürüldü. Patnos cezaevinden sürgün Erzincan cezaevine sürdüler. Erzincan cezaevinde çıplak arama yapmak istediklerinde işkence yaparak tekrar sürgün ettiler Samsun Kavak cezaevine. Cezaevinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir mahkûme işkence edeceksiniz diye bir kanunu yoktur. Sadece cezaevinin aldığı siyasi güç, kendi bıraktıkları kanun, şiddet, psikoloji olarak yapılan mahkumlar üzerinde yapılan işkence sonucu bunların yaşam şeylerinden de endişe duyuyoruz ve hayatları da tehlike altındadır. Çocuklarım ve orada olan bütün arkadaşları infaz memurları tarafında işkence görüyorlar. Sesimizi duyuramıyoruz. Hakim vazifesi yapıyorlar. Verdikleri dilekçeler değerlendirilmiyor. İnfaz hakimleri adeta bir hakim savcı gibi, yetkiyi onlara hakim savcı mı vermiş? Bizim çocuklarımız cezaevinde zaten cezalarını çekiyorlar. Ama bu işkence niye? Gece odalarından kaldırıp işkenceye götürüyorlar. Sesimizi duyurun. Millete herkes bilsin. Samsun Kavak Z-Tipi cezaevinde işkence yapılıyor. Çocuklarımın geleceği, oğlumun hayatından endişeliyim. Sesimi duyurmak istiyorum. Gereken yayımı haberlere verseniz, Allah rızası için haberlere verin. Ben çocuğumun kurtuluşunu istiyorum. O cezaevinden çıkmasını istiyorum. Başka yere sevk olmasını istiyorum. Ve onun gibi olanları, herkesi. Samsun Kavak Setipi'ndeki cezaeviler işkence altındadır. Sesimizi duyun.